Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle coğrafyada sorularla full tekrar kampında 10. gündeyiz. 10. günde Türkiye'nin turizm potansiyeliyle kültürel miras konularıyla ilgili adım adım sorular çözeceğiz. Tabii siz daha önceki bölümlere erişmek için kanalımızın oynatma listesine bakabilir. Sırasına göre tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait konu ve soru videolarına buradan erişebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım Türkiye'nin turizm potansiyeli ve kültürel mirası soruları bizim için başlasın. Birinci adım, birinci sorudayız. Türkiye son yıllarda çok sayıda turistin akınına uğramaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez deniliyor? Şimdi ülkenin tanıtımına yurt dışında oldukça önem verilmesi ve doğru tanıtılması burada olumlu etkiler. Turizmin gelişmesi için politikaların uygulanması olumlu etkiler. Konaklama ve alışveriş olanaklarının artırılması ve insanların bu konuda sıkıntı yaşamaması olumlu etkiler. Ulaşım olanaklarının artırılması yine çok sayıda turistin buraya akın etmesinde olumlu etkiler. Ancak doğal kaynakların tahrip edilmesi işte aşırı bu şekilde insan faaliyetlerinin getirmiş olduğu zararlı bir etkidir. Bu yüzden C seçeneğini söylemek mümkün olmaz. Gelelim ikinci soruya. Ülkemizde turizmi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz deniliyor. Alternatif turizme önem vermek önemlidir. Mesela elinizde kıyı turizmi, kış turizmi gibi ana artel turizmler olabilir. Ama bunun yanı sıra farklı turizm etkinlikleri de insanların dikkatini çeker ve ülkenize gelmesine fırsat sağlayabilir. Kamu ve özel sektör işbirliği yaparak bu nitelikte daha kaliteli hizmet unsurları sağlanması olabilir. Tanıtım ve pazarlamaya önem verip dünyada bunu iyi bir şekilde pazarlayabilmek olabilir. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmaya önem verip kaliteyi arttırmak yine olabilir. Ama tarım arazilerine turistik tesis yapmak hem bu alanlarda hani turizme bir katma değer katmaz, aynı zamanda tarıma oldukça zarar veren bir etki olur. Bunu söylemek mümkün değildir. Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, kral başları ve heykelleriyle tanınan, turizm faaliyetlerine katkıda bulunan Nemrut Dağı illerimizden hangisinde yer alır? Komagene Krallığı'na ait önemli yapılardır bunlar ve o dönemden kalan önemli eserlerdir. Adıyaman'da bulunmaktadır. Bu bağlamda A seçeneği Adıyaman sorumuzun doğru cevabı O. Aşağıda verilen illerimizden hangisiyle ilgili özellik yoktur deniliyor. Bakın, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu buradadır. Ünlü düşünce adamı ve şair olan Mevlana'nın türbesi buradadır. İşlenebilir lüle taşı yalnızca bu ilden çıkarılır ve Deniz Kalesi olarak bilinen Kız Kalesi bulunur. Şimdi Deniz Kalesi olarak bilinen Kız Kalesi Mersin'dedir. İşlenebilir lüle taşı yalnızca nereden bu seçeneklerde çıkarılıyor? Eskişehir'den. Ünlü düşünce adamı ve şair Mevlana'nın türbesi bizim için Konya'dadır ve dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu ise Kastamonu'da yer almaktadır. Ne oldu? Muğla ile ilgili herhangi bir bilgi burada söz konusu değil. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Rafting yatak eğimi olan, hani böyle fazla olan, akarsular üzerinde botlarla yapılan bir spordur. Hani yatak eğimi ve yükseltme engebenin çok fazla olduğu yerlerde suyun içerisinde botlarla hızlı bir şekilde hani böyle yapılan bir aktivite. Peki rafting turizmi için hangisi uygun değil? O zaman hani akış hızı düşük olan bir akarsu olması gerekir. Şimdi Çoruh Nehri'nin akış hızı fazla. Manavgat'ın fazla. Göksu'nun fazla. Köprü Çayı'nın fazla. Ama Ergene Çayı, Marmara'da. Bu özellikle yatak eğimi az olan nispeten diğer yerlere göre de düzlük alanda bulunan bir çaydır. Burada da doğal olarak böyle bir spor hani aktif şekilde çok da yapılmaz, tercih edilmez. C seçeneği sorumun doğru cevabı. Bir Türkiye haritam var ve diyor ki buna göre haritada numarası verilmiş alanların hangilerinde kış turizmine uygun bölgeler bulunur deniliyor. Bakın, şimdi kış turizmine uygun bölge niteliği denilmiş. O zaman bizim için hani böyle nerelere gidebiliriz? Haritayı şöyle bir gözlem içerisine alırsak. Şöyle Bursa, Eskişehir, Ankara ya doğru giden havza içerisinde yüksek kesimlerde bu bölgeyi içerisine alınan kısımlarda kış turizme uygun sahalar gerek hani kayak tesisleri ve diğer önemli tesisleşme faaliyetleri vardır. Söyleyebilirsiniz. Çukurova'nın yükseltisi az. Ergene Havzası'nın yükseltisi az olduğundan ötürü kış turizme uygun sahalar değildir. Erzurum Kars yöresi yine
bu alanda kış turizmine uygun bir sahadır. Şanlıurfa platosunun gösterildiği 3 numaralı alanda düzük platodandır. Hani öyle çok fazla kış turizmi aktivitesi yapılabilecek bir alan değildir. O zaman 1-5 C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Ve birinci adımın son sorusu. Yukarıdaki parçada sözü edilen durum hangi turizm türünü doğrudan olumlu etkilemiştir deniliyor. Bakalım. Ülkemizde iklim veya şekilleri çeşitliliğine bağlı olarak endemik bitki türü ve sayısı tüm Avrupa kıtasından fazladır. Bu durum turizmin gelişmesine katkı sağlamıştır. Dikkat ederseniz bitkiyi ilgilendiren bir unsurdur. Kültür turizmi insan faaliyetidir. Kuş gözlemciliği bu hani zooloji ile ilgili, hayvanla ilgilidir. Dağcılık turizmi ne insanla ilgili ve aynı zamanda jeomorfoloji ile ilgili. Ama bitki botaniği kapsar. Bu botanik turizmdir. Yayla turizmi de yine jeomorfoloji ile yer şekilleriyle ilgili. D seçeneği sorumun doğru cevabı. Geldik ikinci adım sorularına. İkinci adımın birinci sorusu gelsin. Yukarıda verilenlerden hangileri turizmin kültürel etkisine örnek gösterilebilir deniliyor. Bakın, kültürel etki niteliğine bakacağız. İstihdam sağlayarak işsizliği azaltması bu ekonomik boyutudur. Ülkelerin ödemeler dengesini sağlaması ekonomik boyutudur. Ama farklı yaşam tarzlarının keşfedilmesini sağlama kültürel boyuttur. Farklı kültürler ve farklı insan davranışları izlenir bu noktada. Bu yüzden C seçeneğini söylemek mümkün olur. Buraya bakalım. Din, dil, ahlak kuralları, geleneksel müzik, geleneksel dans, örf ve adetler kültürel mirası oluşturan soyut değerlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel mirası oluşturan soyut değerlerden biri değildir deniliyor. Bakalım. Şimdi dikkat ederseniz soyut değer yani elle tutulan, gözle görülen bir şey olmayacak. Soyut değerler. Mesela destanlar soyut değerler içerisinde. Çünkü dilden dile, kulaktan kulağa gelen sözlü edebiyat ürünleridir. Kukla gösterileri yine soyut gösteriler içerisinde burada yer alır. Hani somut bir varlık unsuru değildir. Burada da seslendirmeyle bunlar canlandırılır. Masallar, halk oyunları bunlar da soyut değerler içerisinde. Öyle söyleyelim. Yani gerçekliği, realitesi fiziki bir yapıda olmayan şeyler olacak. Soyut değerler. Öyle söyleyelim. Göbekli Tepe arkeolojik alanı denilmiş. Burası fiziki bir mekandır değil mi? Somut bir varlıktır. Somut bir değerdir. Bu yüzden E seçeneği sorumuzun doğru cevabı oldu. Buraya bakalım. Yukarıda turizmin hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir deniliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli ülkelerden gelen çocuklar Türkiye'deki ailelere konuk olmakta, burada manevi bir aile edinmektedirler. Sonraki süreçte bu ailelerle iletişim devam etmekte. Türkiye'deki aileler de bu çocukları ve ailelerini ziyaret etmekteler. Dikkat ederseniz işin kültürel boyutu var. Aynı zamanda aileler ve insanlar boyutunda da toplumsal boyutu ele alınmış. Politik, çevresel, ekonomik, siyasal değil, toplumsal yani sosyal boyut ile kültürel boyut ön planda tutulmuştur. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Türkiye'de turizm sektörünün ekonomiye katkısına aşağıdaki çalışmalar hangisi daha az etki eder denilmiş. Bakın, turistik ürün oluşturulması ve pazarlanması A seçeneği. Bu fazlaca etkisi olan bir nitelik. Yatak kapasitesi yüksek otellerin sayısının artırılması önemli. Tarihi yapıların yenilenme çalışmalarının turizme açılması önemli. Turizm bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının artırılması denilmiş. Dursun. Sağlık turizmi, ekoturizm, kongre turizmi gibi farklı turizm alanlarının hani yatırım yapılması. Bak bunların hepsi daha çok etki edebilir. Ama turizm bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının artırılması. Şimdi bakın bazı turistik alanlar için bunlar söylenebilir. Ama bazı alanlar vardır ki mevcut iklim şartları buna çok uygun değildir. Mesela sen Kapadokya yöresinde bunu ne kadar çok fazla yapmaya çalışırsan çalış, iklimin burada karşılayabileceği nitelik çok çok azdır değil mi? Hani turizm bölgesi niteliğine göre değişir. Hani ülkemizde bulunmuyor ama şimdi geçip Mısır'da sen hani ağaçlandırma çalışması yapabilir misin çölde? Yani, turistik alanın son kısımlar. Bu yüzden hani daha az etki niteliğidir D seçeneği. Gelelim bir sonraki soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi işaret uygulamasının amaçlarından biri olamaz? Ne demiş? Afyon kaymağı manda sütünden edilir. Afyon'un rakımı, iklim şartları, doğal kaynak suları, sahip olduğu mera ve otlaklar manda sütüne ayrı bir lezzet vermektedir. Bu sütten yapılan kaymak ayrı bir lezzet ve dayanıklılığa sahiptir. Kaymağın yerelliğini koruyabilmek için coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Böylece sahip olduğu alanın adıyla anılan ürünün markalaşması kolaylaşır. Coğrafi işaretleme sayesinde de ürün ve üretici korunarak milli değerleri temsil eden sembol ürünler gelecek nesillere aktarılır. Ayrıca kırsal kesimin kalkınmasını sağlayarak maddi ve manevi katma değer artar deniliyor. O zaman coğrafi işaret ile beraber üretici hakları korunur, kırsal kesimin kalkınması sağlanır
taklit ürünleri engellenir. Çünkü o işaret marka kazanır. Tarihsel ve kültürel değerlerin konut dünyaya tanıtılmasına da fırsat sağlar. Ama endüstriyel üretimi arttırma değil, daha çok burada dikkat edersiniz. Tarımsal üretim ve buna bağlı olarak doğadan temel üretim faaliyetleri vardır. D seçeneği temel vurgu değil. Aşağıda yurt dışından Türkiye'ye gelen bir turist kafilesinin 5 günlük gezi planı verilmiş ve diyor ki gezi planına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Bir de İzmir'de Efes Antik Kenti, iki de Denizli Pamukkale travertenleri, üç de Antalya'da mağaralar, dört de Konya Mevlana Türbesi ve beş de Ankara'da İlk Meclis ve Anıtkabir. O zaman dikkatli bir inceleyelim. Dördüncü gün dini yapıya sahip mekanların gezilmesi denilmiş. Konya Mevlana Türbesi olabilir bu nitelikte. 1. İzmir Efes Antik, 4. Konya Mevlana ve 5. Ankara İl Meclis Anıtkabir. Beşeri oluşumlardır. Evet, insan yapısıdır bunlar. Beşeri oluşumlardır. Eğer hani doğanın kendisinden oluşturduğu bir nesne ise mesela Pamukkale travertini, bu bir doğal oluşumdur değil mi? 1 ve 2. günler Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan yerlerdir. Evet, Efes Antik ve Pamukkale travertenleri UNESCO listesinde bulunmaktadır. 2. ve 3. günler karstik oluşumlu yer şekillerinin gezilmesi, mağaralar ve travertenler karstik şekillerdir. Doğrudur. 1. gün Türk kültürüne ait tarihi mekanların ziyareti planlanmış deniliyor. Halbuki Efes Antik Kenti Antik Yunan döneminden kalmaktadır. Bu yüzden E seçeneği burada söylenemez. Ve ikinci adımın son sorusu. Türkiye'nin yüksek dağlarla çevrili bir ülke oluşu ve kar örtüsünün yılın büyük bölümünde mevcut olması kış turizmini geliştirmiştir. Türkiye'nin iklim ve yer şekil özellikleri göz önüne alındığında harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu turizm türünün gelişmesi beklenmez? Kış turizmi niteliğinde vurgulanıyor, dikkat ederseniz. Şimdi şöyle bir coğrafi niteliğe baktığımız zaman Antalya'nın yüksek kesimlerinde yine şu 3 numaralı alanın bulunmuş olduğu, hani Bursa'nın bu kısmından başlayıp Ankara arasındaki havza içerisinde olabilir söyleyebilirsiniz. Yine Kayseri'ye yaklaşan şu havza içerisinde ve Erzurum Kars yöresinde bu turizmi yapmak mümkündür. Bu bölgelerde yüksek dağlar ve bölgeler buna fırsat sağlar. Ama 1 numaralı Menteşe yöresi ve İzmir'in arasında kalan bir bölge, kıyı Ege'nin bulmuş olduğu kısım diyelim. Burası kış turizme çok hani uygun değildir. Hem dağların yükseltisinin az olması hem de iklim şartlarının mevcut niteliği buna fırsat sağlamıyor. A seçeneği sorumun doğru cevabı. Ve üçüncü adıma geldik. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha farklı deniliyor. Bakalım. Şimdi farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi. Kültür turizme dikkat ederseniz hani geçmiş geleneklerden gelen ve aynı zamanda o kültürü yansıtan nesnelerdir. Doğal olarak bu olabilir. Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması denilmiş. Yine o hayatın tanınması konusunda kültürel katkı da olabilir. Yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaşılması kültür turizmden ziyade daha çok kış turizme atıf yapılabilir. Arkeolojik alanların ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması kültür turizmi için uygundur. Etnografya. Etnografya nedir? Hani belli bir kültüre ait değerlerdir değil mi? Onun müzelerinin sayısının artırılması da katkı sağlar. C seçeneği sorumun doğru cevabı. Bir sonraki soruya geldik. Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri koyu renkli olarak gösterilmiş ve diyor ki bu merkezlerin tümü aşağıdaki turizm türlerinden hangisine uygun yerleri göstermektedir denilmiş. Genelde işte Antalya yöresi, Bursa yöresi değil mi? Erzurum Kars yöresi ve farklı alanda gösterilen yüksek kesimler işte Kuzey Anadolu dağlarının bulunmuş olduğu kısım vesaire gibi alanlar gösterilmiş bu kısımlarda. Dikkat ederseniz işte Uludağ, işte Kartalkaya, değil mi? Palandöken farklı farklı yerleri görüyorum ben burada. Kış turizminin yapılabileceği alanlardır bunlar, yüksek kesimler. Bu yüzden kış turizmine uygundur buradaki hatlar. Devam edelim. Son yıllarda ilgi duyulan turizm türlerinden biri de yayla turizmidir. Yayla turizmin atlı doğa gezisi, doğa yürüyüşü, foto safari, kampçılık gibi etkinliklerden de yapılabilecek olması bu turizm türüne ilgi artırmıştır. Peki yayla turizmine hangisi, bu alanlardan hangisi daha az katkı sağlar deniliyor. Şimdi yayla turizmi yüksekte bulunan o düzlüklerde, yaylalık alanlarda yapılan bir turizm faaliyetidir. O zaman yükseltisi çok az bir alanı seçmeniz lazım ki uygun olmasın. O da Ergin Havzası'nın gösterildiği Marmara yöresidir. Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Antalya yöresinde yine Torosların bulunmuş olduğu sahada bunlar uygun ama A seçeneği için çok da uygun olduğu söylenemez. Haritada bir turizm şirketinin yolcular için hazırladığı tur güzergahı verilmiş ve demiş ki buna göre tur
yol güzergahındaki gezilecek yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Şimdi ne diyor? Turizm şirketinin yapılacak gezi için hazırladığı ilanda ilk gün Denizli'de önemli kültür mirasımız ziyaret edilecek. İkinci gün Burdur'da dünya ünlü göl ziyaret edilecek. Üçüncü gün Antalya'da bulunan kayak merkezine gidecek. Dördüncü gün Konya'daki Höyük ziyaret edilecek. Ve beşinci gün Nevşehir'de kaya oluşumları burada gezi düzenlenecek. Bakın farklı farklı alanlarda yerler burada dolaşılıyor. Ve tek tek bunlara bakacağız. Hani bizim için hangisi doğru olmaz. Birinci gün Hierapolis Antik Kenti. Birinci gün dikkat ederseniz Denizli'de önemli kültür mirası Hierapolis doğrudur. İkinci gün Burdur'da Saldı Gölü. İkinci gün Burdur'daki dünya ünlü göl Saldı. Üçüncü gün Antalya Saklıkent Kayak Merkezi. Antalya'da bulunan kayak merkezi tamam. Dördüncü gün Konya'daki Hacılar Höyü demiş. Halbuki Konya'daki Höyük ziyaret edilecek derken Hacılar Höyü Burdur il merkezine yakın bir sahada bulunmaktadır. Konya'da değil. Doğal olarak burada bilgi hatalı olur. Beşinci gün Nevşehir'de peribacaları ziyaret edilecek. Nevşehir'deki kaya oluşumları peribacaları doğru. D seçeneği hatalı bir bilgi. Bir yerde nadir bulunan doğal oluşumlar, tarihi eserler veya görkemli yapılar zamanla o yerin sembolü haline gelir. Evrensel değerleri sahip tarihi mekan ve yapılar ile doğal varlıklar dünya mirası olarak adlandırılır. Dünya mirasları doğal miras ve kültürel miras şeklinde sınıflandırılabilir. Peki buna göre gibi alanlardan hangileri? Eyfel Kulesi, Taç Mahal, Çin Seddi'nin bulunduğu grupta yer alan miras niteliğidir deniliyor. Dikkat ederseniz bunlar beşeri nitelikte yani bir kültürel miras değil mi? Doğal miras değil. Çünkü mesela Norveç fiyortları bir doğal mirastır. Çünkü bunlar insan eliyle değil doğanın kendiliğinden oluşturmuş olduğu niteliklerdir. Veya kanyon. İnsan eliyle kanyon açmazsın. Ama Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Safranbolu evleri ve bu bölgedeki şehir bizim için beşer yapıdır. Yani kültürel mirastır. O zaman Eyfel Kulesi, Taç Mahal, Çin Seddi nasıl kültürel mirassa 3 ve 4 de bizim için bir kültürel mirastır. Devam. Doğal ve kültürel sembollerin mekanla ilişkisi açısından Anadolu toprakları coğrafi konumu nedeniyle geçmiş çağlardan bu yana pek çok medeniyetin buluşma, kurulma ve gelişme sahası olmuştur. Şimdi bu ifadeyi desteklemek için örneklerden hangileri verilebilir deniliyor bakalım. Dikkat ederseniz medeniyetin buluşma, kurulma, gelişme sahası deniliyor. O zaman hani kültürel varlık olarak bakmamız lazım. Şimdi bir obruk ve bir şelale doğal yapılı miraslardır. Ama Bursa ve Cumalıkızık, yani Osmanlı'nın doğduğu yer ile Bergama'daki çok katmanlı kültürel peyzaj alanı, bunlar insan eliyle yapılan eserlerdir. Bu yüzden kültürel mirası barındırır. C seçeneği sorumun doğru cevabı. Ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen kültürel miras örnek değildir deniliyor. Bakalım. Bir yerde gelenekler, kültürel değerler ve etkinlikler sembol haline gelebilir. Bu tür kültürel değerler ise somut olmayan kültürel miras adı verilir deniliyor. Peki bunlardan hangisi bizim için somut olmayan kültürel miras? Yani hani şu an temel varlığı orada direkt olmayan olması lazım. Mesela yani soyut öyle söyleyelim tamam mı? Hani hangisi soyut değil? Öyle söylemeye çalışmış. Mesela Konya'daki Mevlevi Sema Töreni. Bir soyut mirastır değil mi? İşte Manisa'da Mesir macunu şenlikleri. Hani burada soyut niteliktedir. Doğal olarak hani insanların bağlarını artırmaya çalışır. Kütahya'daki geleneksel çiğne ustalığıyla yine Edirne'deki Kırkpınar yağlı güreşleri. Kültürel hani bu nitelikteki somut olmayan kültürel miras niteliğindeki nesnelerdir. Ama karşıdaki hani arkeolojik alanın burası hani somut bir varlık. Sonuçta bir sit alanıdır. Bu yüzden bunu buraya söylemek mümkün. Olmaz tamam. Ama diğer kültürel değerler, gelenekler, etkinlikler bu somut olmayan mirasa örnektir. Öyle söyleyeyim. Evet bu da son sorumuzdu sizlerle beraber. Gelecek testlerde dilim dolu. Dilim gitti bildi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşça kalın.